19. söz Risale-i Ahmediye'ye dairdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğini ispat ediyor. İspat. İspat. Bu asır ispat asırı. Müsbet ilimler diyorlar ya. İspat. Müsbet ilim. Esasında müsbet ilim bizimkidir yani. Budur müsbet ilim. Ama bunlar okullarda, üniversitelerde okutulan ilimlere müsbet ilim ismini vermişler. Esas müsbet ilim budur. O ikinci, üçüncü derecelerimiz. Neden? Mesela çok iddia ettiği şeyleri halkımız göremez. Göremez. Atom diyor değil mi? Var mı atomu göreniniz? Allah aşkına var mı atomu gören? Yok. Elektronu, nötronu, molekülü gören var mı? Yok. Ama bizim bu anlattıklarımız hep görülüyor yani. Mesela diyor üstadımız birinci sözde, her bir ağaç diyor Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablacılık ediyor. Beni çok etkiliyor bu yani. Her bir ağaç Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablacılık ediyor. Buyurun. Kiraz ağacı, erik ağacı, elma ağacı, kestane ağacı, şeftali ağacı. Böyle buyurun. Tabii yani bunu nasıl anlıyoruz abi? Yani mesela neden Bismillah diyor yani? Neden Bismillah demesi lazım? Çünkü kendi güç ve kuvvetinin çok fevkinde bir iş yapıyor. Yani diyor ona misalde diyor yani bir diyor asker diyor gelse diyor bir diyor efendim köy ahalisini bir yerden cebren sevk etse bilirsin ki diyor o kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Evet. Aynen bunun gibi bir elma, bir ağaç, efendim armut ağacı kendi kuvvetiyle o mucizevi nimetleri çamurdan yapması mümkün değil. Demek ki o bir askerdir. Askerliğini nasıl asker oluyor? Cenab-ı Hakk'ın ismi Bismillah diyerek onun adına demekle onun asker oluyor insan. Yani Bismillah demekle insan hemen asker oluyor. Çünkü ne diyorsun? Şahsın ortada yok. Onun namına. Allah namına dediği zaman insan işte o zaman asker oluyor. İşte Allah'ın askeri oluyor. İnsan Allah'ın askeri oldu mu hiçbir şeyden yılmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Hiçbir engele ona engel olamaz. Değil mi yani? Öldürseler bile şehit olur. Yani ölüm diye bir şey yok. Çünkü neden? Ölüm diye ölüm ondan hayatından çekiliyor. Neden? Çekilmiş. Onun askeri olduğundan, o baki olduğundan o onun için fena ortadan kalkıyor. Fena şıkkı yok oluyor. Ölüm de ortadan kalkıyor. Tabii. Ölüm ayet var. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُكَ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْبَاتِ Evet. Bel ahya'u velakin la teşhurun. Allah yolunda ölenlere siz ölüler demeyiniz diyor. Rabbimiz diyor. Çünkü neden? Çünkü onun yolu o baki olduğundan, onun yolu, o bakinin yolunda ve hayatını feda ettiğinden o ölüm ona şey ağrıs olmuyor. Olmuyor yani. Bitiyor olay yani. Yani sorunun iki tane şıkkı var. O ölüm şıkkı ortadan kalkıyorsun. Allah razı olsun. Şehit de hissetmiyormuş yani. Şehit de hissetmiyor yani. Hissetmiyor. Mükafaten hissettirir. Hissettirir. Hiçbir acı hissetmiyor. Hissettirir. Adam dediği gibi hissettirir. Allah hissettirmedikten sonra. Allah razı olsun. Nereden okuyalım ya? Nasıl okuyalım? Nereden? Bu 19. söz Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğinden bahsediyor. Bismillah. Ve ma medahtu Muhammeden bi mekaleti velakin medahtu mekaleti bi Muhammedin Aleyhisselatü Vesselam. Evet şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren güzellerin güzeli olan Evsaf-ı Muhammediyedir Aleyhisselatü Vesselam. 14 reşahatı tazammun eden 14. lemanın birinci reşhası. Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarrif var.
muarrif, yani tarif eden, öğreten. Birisi şu kitabı kainattır. Birisi şu kitabı kainattır. Rabbimizi bize tarif ediyor. Yıldızlar, aylar, güneşler, nehirler, denizler, çiçekler. Ki bir nebze şehadetini 13 Lem'a-i Arabi Nur Risalesi'nden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebirin ayet-i kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Bir de bize Rabbimizi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam öğretiyor. İki, birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Bir de Kur'an bize Rabbimizi öğretiyor. Üç tane büyük külli, muarrif, tarif edici. Külli diyor yani bütün vasıflarıyla, her şeyiyle. Külli demek? Yani çok kapsamlı. Kapsamlı. İçinde başka bir şey yok yani. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıki olan, bürhan-ı natıki, yani konuşan bürhan. Ağaçla konuşuyor da haliyle konuşuyor. Peygamberimiz kaliyle konuşuyor, haliyle de konuşuyor. Ahlakıyla, duruşuyla, bakışıyla, yaşantısıyla, bir de kelamıyla. Allah. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıki olan Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o bürhanın şahs-ı manevisine bak. Bazı bu cemaati tanımayan nadanlar diyorlar, onlar peygamberden hiç bahsetmezler. Onlar hep Said Nursi, Said Nursi kitabını okurlar. Kur'an da okumazlar. Tabii koskoca bir iftiradır bu yani. Çünkü zaten bak açtığımız zaman hep Kur'an'ın ayetleridir. Neresini açarsan hep ayet var. Hep ayettir yani kardeşler. Hep ayetlerdir yani. Hep Kur'an'dır yani. Hep Kur'an'dır. Ya diyor, Kur'an okusanız ya onları okuyacağını sen. E peki sen Kur'an okudun bugüne kadar, anladın mı? Ne yaptın ya? Yani? Belki de onu söyleyen Kur'an da okumuyor ya. Okumuyor. Öyle duymak istiyor aslında. Okumuyor. Kısa zamanda böyle bu sözleri duymak istiyor veya ayetleri. Veyahut da bir çamur atmak istiyor. Yani kıskançlığından, çekemediğinden böyle bir şey söylüyor. Aynen bana oldu. Birisi bir zaman böyle bana dedi ki, ya biz o çantanda hep Said Nursi'nin kitaplarını geçtiriyorsun diyor. İmam-ı Gazali var, İmam-ı Rabbani var, Abdülkadir Geylani var, o zatların kitaplarını niye diye tanıtmıyorsun? Bu gençler hep dedi, Said Nursi'yi okuyorsun burada, ben 10 gündür burada seni takip ediyorum dedi. Bir iş Kaplıca'da oldu bu olay. Kardeş dedim, siz kaç gündür buradasınız? 10 gündür ben buradayım dedi. Ben de 10 gündür buradayım dedim. Gençlerle böyle sohbet ediyoruz, kitaplarda okuyorum. Küçük sözlerden, meyveli sayısın. Hep diyor bu gençlere Said Nursi'yi tanıtıyorsun. Niye diğerlerini tanıtmıyorsun? Dedim kardeş, ben onu tanıtıyorum. Siz dedim kaç kişi İmam-ı Rabbani'yi tanıttınız bu gençlerin içinde? Kaç kişi İmam-ı Gazali'yi tanıttın? Onları tanıtmak benim vazifem değil dedi. Demek bak, ofsayete düştü. Şeytan nefis ya. Neden dedim vazifem değil ya, baksana. Vazife olduğunu söylüyorsun. Sen de müminsin, Müslümansın. O kitapların da tanıtılmasının lüzumuna inanıyorsun. Ben bunları tanıtıyorum. Sen de onları tanıt. Ve hesap soruyor. Ha, sen yapmadığın bir şeyi bana niye tavsiye ediyorsun? Dedi, çekti gitti ya. Kayınpederi de oradaydı. Dedi, Necmi Efendi öyle bir müdafaa yaptım ki dedi, damadımla beraber dedi, çapraz ateşe geçecektim ama dedi, öyle bir yaptım ki dedi, hakikaten söyleyecek lafım kalmadı. Öyle ya şimdi. Atmak çok kolay yani, tenkit etmek kolay. Evet, Kur'an okuyoruz diyen adam Kur'an'ı bilmiyor esasında. Kur'an okumasını da bilmiyor. Ama öyle söylüyor. Bak peygamberimizi nasıl tanıtıyor. Evet, o bürhanın şahs-ı manevisine bak. Sat-ı arz bir mescit. Küre-i arz bir mescit. Mekke bir mihrap. Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün ehli imana imam. Bütün insanlara hatip. Bütün insanlara hitap ediyor ama müminlerin imamı. Hitap etmek başka,
arkasını alıp imamlık yapmak başka. Şimdi bu bütün insanlar Muhammed ümmetidir dünyada. İngiliz'i, Fransız'ı, Rus'u, komünist'i hepsi Muhammed ümmetidir. Ama ümmet ikidir. Biri ümmeti davet, diğeri ümmeti icabet. Ümmeti icabette onlar. Davet etmemişler. Davete icabet etmemişler. Davette kalmışlar. Mesela ezan okunuyor. Hayyâle salâh. Mehmet gelin namaz. Davet umumi. Kimisi hemen koşuyor camiye, kimisi dışarı duvara, kahvede hiç duymuyor bile. Davet umumi. İcabet edenler var, etmeyenler var. Derik adam 20 sene etmiyor, 21. sene hidayete geliyor. O da ezanı dinlemeye, duymaya başlıyor. Demek ki bugün bütün insanlar ümmeti Muhammed'dir. Ama ümmet ikidir. Biri ümmeti davet, diğeri ümmeti icabet. Biz ümmeti icabetiz. İnşallah. Evet, o bürhane bahir olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin ser zakiri. Enbiya ve evliyadan mürekkep büyük bir cemaata zikrettiriyor. Serzakir demek, yani başta durur böyle, cemaat onun etrafındadır, onlara zikir değiştir. Allah, 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 ondan sonra La ilahe illallah, La ilahe illallah, değiştir, ahengi değiştir. Ondan sonra Ya hay, Ya hay, Ya hay, o devamlı böyle şeyi değiştir, ona serzakir denir. Hani üstadımız ne kadar güzel yani. Serzakir. Bütün enbiya, hayatlar kökleri, bütün peygamberler, o şeceri-i Muhammediye'nin hayattar kökleri. Bütün evliya, taravettar semereleri. Enbiya kökleri, evliyalar da meyveleri. Böyle bir ağaç. Ne demek? Yani bütün peygamberler o dağa gelmeden önce onun geleceğini haber vermişler. Hazreti Adem'den tut, bütün peygamberler onun geleceğinden haber vermişler. O ağaç gelmiş, meyveleri de İşte sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, müştehidin, müceddidin, müfessirin, onlar da o ağacın meyveleri. Bütün enbiya, hayattar kökleri, bütün evliya, taravettar semereleri. Bir şeceri nuraniyedir ki, her bir davasını mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya, tasdik edip imza ediyorlar. Zira o La ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, kendisinden evvelkiler ve kendisinden sonrakiler, aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakta doğru söyledin ve bil hakkı natakta hakkı söyledin derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddiaya parmak karıştırsın? Hangi vehmin, hangi evhamın haddi var ki böyle bir zatın davasına parmak karıştırsın, inkara teşebbüs etsin? Tüm peygamberler La ilahe illallah demiş. O da La ilahe illallah demiş. Kendinden sonrakiler de La ilahe illallah demiş. Dikkat edin, bütün felsefeciler hep birbirlerini yalanlarlar. Peygamberler de hep birbirini tasdik ederler. Birisi bir teori atar, öbürü gelir onu çürütür. Zaten bir felsefeci diğerini çürütmezse iyi bir felsefeci değil diyor. İlla birinin yalanını bulacak yani. Çürütecek onun tezini. Onun teorisini çürütecek. İkinci reşha, o nurani bürhanı tevhid. Nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor. Öyle Tevrat ve İncil gibi kütüb-i semaviyenin Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesinde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır.
tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Hüseyin'in Cisri isminde bir alim, İncil ve Tevrat'ta Peygamberimizle ilgili 114 tane işaretleri bulmuş. Hani tahrif edildikten sonra bu işaretler. İncil ve Tevrat gibi, Tevrat ve İncil gibi Kütüb-i Semaviye'nin yüzer işaratı ve irhasatın dinler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı. Hatif demek eskiden varmış Peygamberimiz zamanında. İlk daha peygamberlik gelmeden önce hatif varmış, hatif. Sesi duyuluyor, kendisi görülmüyor. Bunlara hatif diyorlar. Bir de kahinler var. Onlar da efendim bazı haberler veriyorlar. Cinler onlara bazı haberler getiriyor. Sonra bu ayet-i kerimeler gelmeye başlayınca Cenab-ı Hak cinleri semaya çıkmaya yasak etmiş. O kapılar kapanmış ki vahye, ayetlere şüphe gelmesin diye onlar o kapılar onlara kapanmış. Rucuven lişşeyatın diyor. Şeytanları reçmediyor. Mancılıklarla, yıldızlarla. Yıldız kaymaları oluyor ya görüyorsun hani böyle. Çok olur. Şimdi oluyor da biz köyde otururken böyle yazın yatardık böyle harmanda. Tabi semavatta bir taraf karanlık olduğu için gökyüzünde efendim yıldızlar o zaman görünüyordu yani. Böyle yıldız kaymaları jiu 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 sanki böyle. Yani bir savaş oluyor sanki. Yıldızlar kayardı. Nere kaydı şimdi biz görmüyoruz tabi aydınlık burada. Gökyüzünü göremiyoruz tabi. Demek bu yıldızlar semaya çıkmak isteyen şeytanları reçmediyor. Ya. Kur'an öyle diyor. Ve zeyyennâhâ rucûmen işşeyâdî. Onları diyor böyle yıldızları hem semanın ziyneti olarak yarattım hem de şeytanları recmetmek için yarattım. Değil mi hocam o ayeti biliyor musun? Mülk suresinde. Nasıl o ayet? Hatırında değil. Hafız. Ve canna rucûmen lişşeyâdîn. Değil mi? Ve canna rucûmen lişşeyâdîn. Ya. Kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakk-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı kameri ikiye bölmüş. Ve şeriatın hakkaniyetiyle getirmiş olduğu şeriatın da hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesi ve vazifesinde nihayet üstündeki secayayı galiyesini ve kemal-i emniyetini ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derece sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Fevkalade takvası, fevkalade metaneti, fevkalade cesareti. Mesela Hira dağına sığındıkları zaman tabi arkalarından duyuyorlar ki Ebu Bekir'le beraber Hazreti Muhammed gitmiş, hicret etmişler diye arkalarına düşüyorlar müşrikler. Takip eden, iz takip eden Gers isminde bir izci, çok böyle bu işin erbabı, buluyor izi, mağaranın kapısına kadar geliyor. Ya diyor mağaranın içinde ya da göğe çıkmıştır diyor. İz burada bitiyor diyor. Ben bu işin ustasıyım. Mağaranın kapısı da örümcek avıyla örülmüş böyle. Kafirin biri diyor ki, lan diyor aptal görmüyor musun diyor. Örümcek avı diyor. Muhammed dünyada yokken o avı da örülmüş diyor. Orada bak içeride diyor, kuş var diyor. Kuş yuvası var içeride. Orada insan olsa diyor. Onlar durur mu orada diyor. Kafir kafası. Ayaklarını görüyorlar Peygamberimiz onların. Fakat onlar onları göremiyorlar. Hazreti Ebu Bekir telaşlanıyor. Tabi korkuyor Resulullah'a kötülük olacaklar diye. La tahsen diyor. Bak. La tahsen. Mahzun olma. İnna Allah'a ma'ana. Allah bizimle beraber. Ya Rabbi diyor. Korkma. La tahsen. La tahav. İnna Allah'a ma'ana. Allah bizimle beraber diyor. Mağaraya kaçması demek ki korktuğundan değil. Allah'ın kanunlarına ne yapıyor? Uykun hareket ediyor. Yani biz de ileride böyle bir şey olursa biz de bir yere sığınalım diye bize imamlık yapıyor.
önderlik yapıyor. Yoksa oraya kaçması onlardan korktuğundan değil. Eğer onlardan korktuğundan olsa ne olacak? Telaşlanacak. Geldiler. Aman sen çıkardın. Nefes aldı yavaş. Geldiler demek. Şimdi orada o hadis-i şerif abi insana ne şey veriyor? Yani o İnnallah'ın manem hadis-i şerif değil mi? Tabii. Hadis. Peygamberimiz diyor canım. Peygamberimiz diyor. La tefak diyor. La tahsen. İnnallah'ın manem. Yani tabii ki hadis. O söz. Ayet ya. Ayet geçiyor. Ha? Ayette mi geçiyor? Ayet, bizimle ayet. Diyen hadis ama. Allah bizimle diyor ya Resulullah Hazreti Ebubekir. O hadis. Ayet de var. Şimdi ayet de vardır belki de. O olayı belki Cenab-ı Allah orada şey yapıyor yani. Habibim böyle dedi. Ben hafız değilim. Nerede var ayet? Var mı hafız? Var abi. La tehaf innallâhe me'ane. Nasıl? Nerede geçiyor? İkisi beraberken diyor abi mağarada Cenab-ı Hak. İkisi? Tabii. Hazreti Bekir'e işaretle ikisi beraberken o ayet-i kerime geçiyor. Geçiyor. Evet. Böyle dediler diyor. Böyle dedi ha. Yani orada böyle dedi. Yani Resulullah Efendimiz'in dediğini Cenab-ı Hak haber veriyor. Amin. Amin. Ayet o zaman. Ama onun söylemesi tabi hadistir. Yani o hadisi ayet olarak şey. Yani şimdi insan vahiy geldi hayatında. Yok yok. Vahiy ikincisinin ikincisi diyor. Hazreti Ebu Bekir isim vermeden işaret ediyor. Hadis başka. Ayet onu tasdik ediyor. Yani orada. Ayrıyeten bir genelleme yapıyor. Yani ayette nasıl geçiyor? La tekak mı? La tahsen. Orada la tahsen geçiyor. O zaman o değil. La tahsen. Ayette yani o mesele, şu meselenin bilinmesi ve tatbikiyle insan telaştan kendini muhafaza edebiliyor. Evet. Kendini garantide hissediyor. Telaşı ortadan kaldırıyoruz. Telaşı ortadan kaldırıyoruz. Doğru abi. Doğru. Telaş ortadan kalkınca ne olur? Yerine huzur ve sükun gelir. Yani bizim gibi Müslümanlar böyle bir durum yaşasa bile fazla paniklenmeye gerek yok. İşte bu meselenin bilinmesiyle İnnallâhe mâna Resulullah'ın ve Hazreti Ebu Bekir'in çekilir. Yerinin huzur ve sükun yaparız. Evet. Ne diyor? Gâr meselesinde. Gâr yani mağara. Ebu Bekir Sıddık ile beraber halas ve kurtuluş ümidi tamamıyla kesildiği bir anda la tehaf innallaha mana korkma Allah bizimle beraberdir diye Ebu Bekir Sıddık'a verdiği teselli ve tavk-ı beşerin beşer takatının fevkinde bir ciddiyetle bir metanetle bir şecaatle havfsız, korkusuz, tereddütsüz gösterdiği vaziyet elbette sıdkına ve noktayı istinadı olan Halık'ına itimat ettiğine güneş gibi bir bürhandır. Öyle biz de itimat ediyoruz ama böyle değil yani. Bizimki de %100 olmuyor yani Allah muhafaza. Gene de yamukluk yapıyoruz yani. Öyle, öyle diyoruz ama ya orada bak. Ya hiç tereddüt yok ya. Tereddütsüz. Evet. Dördüncü reşa. Bak öyle bir ziyai hakikat neşreder ki eğer onun o nurani daire-i hakikati irşadından hariç bir surette kainata baksan elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebi belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün sevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Yani onun getirdiği nurun haricinde
kainata baktığımız zaman tesadüfe, şuraya buraya, her şey birbirine yabancı, düşman. Halbuki öyle değil, düşman değil. Herkes birbirine yardım ediyor. Yağmur otların imdadına geliyor. Otlar hayvanların imdadına geliyor. Hayvanlar bizim imdadımıza geliyor, değil mi? Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumi şevk-i cezbe içinde bir zikirhane inkılap etti. O ecnebi düşman mevcudat birer dost ve kardeş şekline girdi. Demek bakış değiştiriyor. Bakış çok mühim. Yani. O camidat-ı meyyide-i samite, yani o camit, cansız gibi görünen şeyler birer munis memur. Munis birer memur. Ağaç diyor ki ben memurum. Rabbim bana emir verdi, ben size zeytin vereceğim. Zeytin memuru. Çamur yiyor, bize zeytin veriyor. Öteki de ben bir memur. Odun, o da odun. Zeytin odunu, incir odunu, dut odunu, kestane odunu, odun. O da bir memur. Rabbimiz de ona elma vermeyi emretmiş. Elma memuru. Öteki armut memuru. Memur. Ya demek ki bizimle konuşmayan o camit gibi gördüğümüz ağaçlar bizimle ne yapıyor? Konuşuyor. Buyurun kardeşler diyor. Değil. Rabbiniz size neler gönderdi benimle? Ben bir odunum ama Rabbim verdi, ben de size uzatıyorum. Ya inek de öyle diyor. Ben sizi tanımam. Okula gitmedim. Sizi bilmem. Süt yapma kursuna gitmedim. Ama Rabbim benimle size süt gönderiyor. Tavuk da öyle diyor. Bakın hiçbir ilmim yok. Fakat ben size yumurta getiriyorum. Arı da öyle diyor. Ben size bal getiriyorum. Ama millet komaya girmiş, koma. Komadaki adama ne anlatırsın Allah aşkına? Adam madde olmuş, hayatı madde olmuş. Buna sen ne anlatırsın? Ne anlatırsın? Şarlatamazsın. İnşallah Allah bizi komadan uyandırsın. O camidat-ı meyyite-i samite birer munis memur, birer musakkar hizmetkar vaziyetini aldı. Ve ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler, kimsesiz yetimler, birer tesbih içinde zakir veya vazife paydusundan şakir suretine girdi. Beşinci reşha, hem o nur ile kainattaki harekat, tenevvüat, tebeddülat, tegayyürat, devamlı değişmeler oluyor ya, yaz, kış, sonbahar efendim, böyle bahar, devamlı Cenab-ı Hak değiştiriyor. Tegayyürat, tenevvüat, tebeddülat, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sahife-i ayat-ı tekviniye, birer merayay-ı esma-i ilahiye ve alem dahi bir kitab-ı hikmet-i samedaniye mertebesine çıktılar. Alem, gördüğümüz alem ilahi bir kitap. Şu gördüğümüz yıldızlar, aylar, güneşler, dağlar, denizler, nehirler neymiş? İlahi bir kitap. Eğer o bir kitap olmasaydı bu kadar kitaplar yazılmaz değil mi? Fizik değil mi? Matematik, biyoloji, jeoloji, astronomi, bütün bu gördüğümüz okullarda, üniversitede okutulan kitaplar bu dünyadaki olan hadiseleri ne yapıyor bize? Tefsir ediyor. Yıldızları inceleyen ilime ne demişler? Astronomi demişler. Yer bilimlerini inceleyen ilime ne demişler? Jeoloji demişler. Hayvanları inceleyen bir ilime demişler? Biyoloji demişler. Zooloji demişler. Demişler. Bir sürü ilim. Bunların hepsi de dünyadaki olan hadiselerin anlatma şekli. Demek ki kainat neymiş? Büyük bir kitapmış ki bu kadar kitaplar, o kitaptan ne olmuş? Yazılmış. Burun, kulak, boğaz. Bir kitap. Ne olmuş o kitaptan? O kitabı okuyan ne olmuş? Boğaz, burun, kulak doktoru. Demek. Bu nedir? Cilt. Bunu okuyana ne diyorlar? Cildiyeci. Buna okuyana ne diyorlar? Diş doktoru. Kemiği okuyor adam. Ortopedik doktoru. Bağırsakları okuyor. Dahiliyeci. Kalbi okuyor. Kalbi. Beyni okuyor. Beyin cerrahi.
saymakla bitmez. Ya demek ki insan da bir kitap. Bu kitaptan ne kadar kitaplar yazılmış. Böyle bir ilim risalesi. İşte o kitabı bize kim okutuyor? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainat kitabını bize okutuyor. Biz tabii o kitabı okumuşuz, duymuşuz falan ama bu asırda unutmuşuz o kitabı. Maddeciler sahip çıkmışlar. Sanki o kitabı onlar yazmış. Sanki her şeyi onlar biliyorlar. Efendim işte oluşuyor, gelişiyor, kendileşiyor. Evrimleşiyor, devrimleşiyor. Tabiattır, doğadır, şudur, budur. Nötronlar, protonlar, elektronlar, moleküller. DNA'lar, RNA'lar, şudur, budur. Bir sürü çene kalabalıklığı. Zannediyorlar ki o kitap bu. Lan kitap bu be. İşte bu kitap, o kitap. Bu kitap, bu kitap. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki Rabbimiz min beyni fersin ve demin. Fers gübre demek. Dem de kan demek. Kan ve gübre arasından diyor lebenen halisan. Halis bir sütü size veriyorum diyor. İnek de oradan mooo diyor. Kur'an doğru söylüyor işte diyor. Bakın bana diyor. Kessin, karnımı keserseniz gübre çıkar. Boynumu keserseniz kan akar. İşte sıkın mememi bak ne çıkıyor. Şakır şakır süt çıkıyor. Bir şey soksan ne çıkar? Kan çıkar. İşte Kur'an dedi ki kan ve gübre arasından süt gönderiyorum size. 2 kere 2 4 İster çarp ister topla. Ama fen sütü anlatırken arkadaşlar bir kilo sütün memede oluşması için 10 ton kanın memeye gelip geçmesi, efendim şu kadar zamandan şu kadar sirkülasyon, şu kadar zamandan şu kadar devir, şu kadar zamandan şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar. Ne dedi? Vallahi akılda mı kalıyor? Ne demedi ki? Bir sürü bir yılın laf bir şey aklında kalmıyor. Hatta bir kardeşimiz hayvancılık bölümünde okuyormuş da, geçenlerde anlatıyor sütün oluşmasını. İşte bir kilo sütün memede oluşması için 10 ton kanın memeye gelip geçmesi gerekiyor. Bir sirkülasyon yapacak 10 ton. 40 kilo süt veriyor bu mübarek. Küre başı 10 ton olursa 400 ton kan, kaç tane tanker sıralanacak diye tankerler. Dersi veren hoca da arkadaşlar demiş ister inanın ister inanmayın. Kitapta böyle yazıyor. Hem de inanamıyor ya. Şimdi. Nasıl olur bu iş diyor. Halbuki biz inanıyoruz. Doğru söylüyor hoca. Doğru söylüyor. Neden? Söylediği Kur'an'la çatışmıyor ki. Kur'an'la çatışmıyor. Kur'an'la çatışsa itiraz edeceğiz ama Kur'an'la çatışmıyor. Kan ve gübre arasından diyor. O da diyor zaten kanın içinden şöyle oluyor diyor. Biz inanmıyoruz. Bu işi Allah yaptığına göre 400 ton değil 400 milyon bile olur. Gördün mü? Biz ilimle ters düşmüyoruz. Biz ilmi tasdik ediyoruz. Demiyoruz arkadaş göster bana atomu. Görmedik. Muhterem cemaat sor Sultanahmet'te. Var mı atomu gören? Yok. Ama adam diyor ki kim gitti kim geldi öbür tarafa. Giden gelseydi dedem gelir. Var mı oradan kafası kırık gelen diyor. Bak bak. Öldükten sonra dirilmeye inanmıyor. Zındığa bak. Halbuki her sene bir bahar gidiyor 300-400 bin çeşit. Nebatat hayvanat ölüyor. Baharda tekrar diriliyor. Papatya diyor ben gittim geldim beyefendi. Lale diyor ben de gittim geldim. Dut ağacı diyor ben de gittim geldim. Bütün ağaçlar, çiçekler, otlar, dikenler bağırıyor inkarcıya. Gittik geldik. Sen de gidip geleceksin. Yapacaksın ama buraya değil. Değil bu Kayseri'ye git gel. Değil mi bir daha gelemezsin. Geleceksin de başka türlü geleceksin. O istiyor ki kesin gelsin. Babası gelsin. Neden şu kadar buğday dikiyorsun? Bu kadar mı geliyor? Koskoca bir başak geliyor. Şu kadar bir çekirdek atıyorsun, koskoca bir ağaç geliyor. Şu kadar bir çekirdek atıyorsun, bu kadar bu kadar kavunlar geliyor. Şimdi senin baban da 33 metre olacakmış orada insanın boyu ahirette. Şimdi 33 metre boylu adam buraya gelse, adamı ne otobüse sığar, ne yolda yapsa, yol aksar, eve alamazsın, misafir edemezsin. Hem niye gelsin adam? Gitmiş orada güzel bir yeri bulmuş cennetse niye gelsin buraya? Cehennemse zaten yakalandı gelemez. Onun için. Giden gelen onun için olmuyormuş. Karışıyor. Karışıyor. Ama bak biz ilmi kabul ediyoruz. Demiyoruz hocam göster atomu.
Ne atomu lan sındık? Kimi kandırıyorsun? Nerede var atom? Nerede var nötron, proton? Uydurukça bunlar yok böyle bir şey. Demiyoruz bak. Niye koca bu kadar ilim adamları yalan mı söyleyecek? Tam niye yalan söylesin? Var. Görmüyorum ya. Her şeyi göremezsin ki ya. Ya ben şimdi Amerika'yı görmedim. Ama o kadar giden gelen Amerika, Amerika, Amerika diyor. Radyo söylüyor, gazete yazıyor, televizyon. Ya bu kadar insan hepsi yalan mı söylüyor ya? Amerika var. Gördün mü? Görmedim. Görmem şart değil ki Amerika'ya inanmak için. Bu kadar insan gitmiş gelmiş. 124 bin tane peygamber ahiret var diyor. 124 milyar evliya, asfiya, ulema var diyor. Bir tane çıkmış oradan kıytırık diye ne diye falan. Kim geldi, kim gitti. Ya ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp bir şey. Göremese bile görenleri görmesi yeter. Görmesi anlamına gelir. Görmesi anlamına gelir. Ya adam kardeşim geçen işte birisinden karşılaştık. İnançsız birisine böyle getirdiler dediler belki. Anlatırsan inanır filan. Adamı sandım. Bizim o şey yüksek mühendis. Mithat Hoca getirdi, yüksek mühendismiş. Dedim işte bak kardeşim, ne yapalım hepimiz kardeşim. Bütün insanlar kardeş kredisansın. Alman olsun, Fransız olsun. Hepsi bizim kardeşimiz yaratılış olarak. Bak burnumuz aynı yerde, kulaklarımız aynı yerde. Gözlerimiz aynı yerde. Bak bizi yaratan bir. Bir birliği gösteriyoruz. Böyle ben, burnumu dedi nereye koyacağını bana sordu mu? Allah'a hesap dur ya aşağı. Yani buraya koydu burnumu diye sordu mu bana buraya koyayım mı koymayayım mı? Dedim sorsaydı nereye koyardın? Yani ki sordum. Nereye koyardın Allah'a aşağı? Hadi bul bir yer. Al oradan. Arayalım bir yer. Nereye koyardın? Arkana. Yanaşma suyu sıktın mı? Kokain ekşidin ekşidin. Burnun elinde kalır, bulamazsın başka. O da başladı gülmeye, zibidi. Zibidi bunlar, terbiyesiz ya. O ben ki Avrupa'ya görmüş adam, oraya yeni geldim ben Avrupa'dan. Avrupa'ya gitmek bir marifet mi yani? Alırsın bir bilet, gidersin Avrupa'ya da Amerika'ya da. Ama sen nereye gidersen git. Al sen efendim eşeğe götür. Reis Cumhur'un binasına sok. Eşek gene eşektir. Ya ben Reis Cumhur odasına girdim, gir. Oraya girmek sana eşekliğinden bir şey kaybetmezsin ki. Yani insan eşek olduktan sonra Avrupa'ya değil dünyanın her yerine gitsin. Adamın görevi öyle demiş birisine. Paris'i görmeyen demiş eşektir. O da demiş ki ona. Sen gördün ben gördüm. Ne yapar? Bir laf karışıyor. Demiş sizin peder gitti mi acaba? Yok demiş bir de o zaman demiş sen eşşi olmuşsun. Ben demiş eşşi olmuşum. Bunlar böyle ha vallahi. Bunlar böyle bunları böyle vuracaksın. He anlayacak kendisini. Ne kadar sakat bir yolda olduğunu bu tipler var piyasamızda. Var. Çok. Çok. İçmekle bitmez. Altıncı reşha, işte o zat, hangi zat? Kim? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bir saadet-i ebediyenin muhbiri, muhbir, yani haber vericisi, müjdecisi, bir rahmet-i bi-nihayenin kâşifi, rahmet-i bi-nihayenin kâşifi, keşfediyor, bize Rabbimizi öğretiyor. Ve ilancısı, ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı, saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı, saltanat-ı rububiyet kainatta değil mi? Yağmurun yağması, dünyanın dönmesi, güneşin doğması, batması, bütün hayvanların bize hizmet etmesi, nehirlerin akması, denizlerin gitmesi, dünyanın dönmesi, galaksilerin hareketi, bütün bunlar hep daire-i rububiyet. Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı rububiyetini gösteriyor. Her şey tarif ediyor. Her şey tarif. Yani hiçbir şey onun emrine muhalefet etmiyor. Saltanatının umumi, rububiyetinin umumi olduğunu gösteriyor. İnsan ve bazı canavarlardan başka diyor. İnsan bir de canavarlar var. Canavarlar ya parçalayıcı hayvanlara canavar demek. Canaver, can alan demek. İşte onlar diyor haksızlık yapıyorlar. Mesela bir
arslanın helal rızkı ölmüş bir hayvanı yemek, gider sağ bir ceylanı parçalar, o da bir avcının kurşununa hedef olur, kısas olur. Esas onun helal yemeği ölmüş hayvanı parçalamakmış. Ya hayvan helal bilir mi? Bilir. Yavrusuna parçalayıp götürmeyi biliyor değil mi? Bir kedi mesela yavrusunu geçen yakalamış ensesinden kaçırıyor. Saklıyor yavrusunu. Onu biliyor. O zaman fareyi de parçalansa bir gün bir araba çarpar. Görüyoruz böyle kediler. Köpekler eziliyor. Onun için kardeş hadis-i şerifte var diyor ki hatta yettasül cem'a ne karna. Hatta diyor kabak koyunun kısası boynuzludan alınacak diyor. Koyun değil hayvan. Kabak boynuzsuz hayvanın diyor kısası boynuzludan alınacak. Neden? Diyelim ki boynuzlu bir koç ot yerken boynuzsuz koçu koyunu tostu. Bir tosmak attı otu yemek için. Cenab-ı Allah ahirette öyle bir otlak yaratacak. Tam gelecek otlama ona boynuz verecek. O da ona bir tane patlatacak. Kısas olacak. Bu dahi kısas. Kısas tabidir. Mesela diyor bazı çocuklar kuşun kanadını koparır, sineğin kanadını koparır, çekirdeğe taş atar, kediye taş atar, köpeğe taş atar. Çocuktur ama bunlar toplanır. Çocuk merdivenlerden düşer kolu kırılır. Kısası toplanır. Ya bu masum. Masum ama taş atmasını biliyor köpeğe. Onlar aklın muhakemesine tabi değilmiş. Onlar his. Yani çocuk taş attığı zaman kedinin canı yanacağını biliyor mu? Biliyor. Mesele yok. Mesele yok. Evet o çocuk masumdur. Namaz kılmazsa, hırsızlık da yapsa belki 15 yaşına kadar ceza görmeyecek ama öbür türlü bir cezası var. Ona şeriat-ı fıtriye deniyor. O yönde bir cezası var. Burası şey değil arkadaşlar. Öyle herkes istediği gibi hareket etsin. Adil-i mutlak ve herkesin hakkını veriyor. İşte o zat bir saadet ebediyen muhbiri, müjdecisi, bir rahmeti bir nihayenin keşşafı ve ilancısı. Mesela midemiz var değil mi? İşçi, işçi o. Gönderir. Hazmet. Tamam be diyor, yeter. Yeter diyor ya. Devlet bile her sene fabrikayı bir ay şeye alıyor, revizyona alıyor. Bana sen bir Ramazan vermeyecek misin bir boşluk? Beni bir revizyona almayacak mısın mide? Şey yapıyor, adam boyuna gidiyor. Ondan sonra madem söyledi. Tabii cezası da oluyor ya. Çünkü mideye zulmediyor ya, midenin kaldıramayacağı yükleri yükletiyor ya, onun da cezası içim yapıyor. Bak o çok itik yahu. Maden suyu var mı? Kesmedi. Bir daha ver. Kesmez. Cezası hemen geliyor arkadan. Babanın midesi değil o. Allah onu yaratmış, sana emanet olarak vermiş. İstediğin gibi onu kullanamazsın. İşte o zat bir saadet ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmeti bi nihayenin kaşifi ilancısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı, seyircisi. Seyirci. Peygamberimiz seyrediyor kainatı, bize de seyrettiriyor. Bakın diyor. Şu yıldızlara bak. Yanmak maddeleri tükenmiyor. Şu güneşe bakın. Dünyadan 1.300.000 defa büyük bir güneşi Rabbimiz diyor. Bize bir lamba yapmış. Ne kadar bize değer vermiş. Bulunduğumuz dünyadan 1.300.000 defa daha büyük bir güneşi bize lamba ve soba yapmış. Düşünün. Ne değer veriyor bize. Ve künuz-u esma-i ilahiyenin keşşafı. Künuz-u esma-i ilahiyenin keşşafı. Künuz demek kens yani hazine. Allah'ın isimlerini bize açıyor. Mesela bir elma ağacına bakıyorsun. Allah'ın hangi isimleri görünüyor desen sıradan bir vatandaşa ne ismi diyecek? Evet, hangi isimle bakıyorsun? Halik ismi, Rahman ismi, Rahim ismi, Kerim ismi, Vedud ismi, Mücemmil ismi, Mufaddıl ismi, Müzeyyin ismi, Rezzak ismi, Hannan ismi, Mennan ismi,
Bütün o esmalar o ağaçta, o elmalarda görünüyor. İşte onları bize Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam okutturuyor. Nasıl bir ayakkabıya baktığın zaman helal olsun adamaya. He güzel yapmış, dürüst adammış be, ne malzeme kullanmış ya. Ulan içi de deli bunun be, helal olsun adama, dürüst adammış be. Çok sanatkarmış ha, acayip işçilik yapmış. Bak şimdi ayakkabı o adamın neyini gösteriyor? Evsafını, sıfatlarını gösteriyor, ayakkabı. İşte şu kainatta Rabbimizin Esma-i Hüsna'sını bize ne yapıyor? Okutturuyor. Ama maddeci işte alışıyor, gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Yazın çocuklar. İşte şu atomlar bundan oluyor. Onlar öyle gider, oradan geçer. Elektromanyetik dalgalar, eksi artı bulutlar, negatif pozitif bulutlar, o ona çarpar, ona çarpar, ondan ses çıkar, gürültü çıkar. Yazın çocuklar. Hiçbir şey yok bir yerde. Koskoca bir yalan, kuyruklu bir yalan. Evet, negatif, pozitif, bulut var ama negatifi oraya, pozitifi buraya koyan elbette Rabbimizdir. Baklavaya efendim fıstığı, böreğe de kıymalı soğanı koyan orada bir pastacı var. Ona öyle koymuş, ona da böyle koymuş. Koymuş da öyle olmuş. Ya. Yani fiili anlatıyor bu ilimler, failini gizliyor. İşte buna küfür denir. Küfür demek örtmek demek. Örtüyor. Göstermiyor mu sahibi? Evet. Rahmeti bi nihayenin kaşifi ve ilancısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin bellalı seyircisi ve künuz-ı esma-i ilahiyenin keşşafı göstericisi olduğundan böyle baksan yani ubudiyeti cihetiyle onu bir misali muhabbet, bir timsali rahmet, bir şeref insaniyet, en nurani bir semeri, şeceri hılkat göreceksin. Şöyle baksan, yani risaleti cihetiyle bir bürhan-ı hak, bir sıracı hakikat, hakikat kandili, bir şems-i hidayet, hidayet güneşi, bir vesile-i saadet görürsün. Vesile-i saadet. Yani insanları saadete götüren bir vesile. Bak şuradayız değil mi? Bir grup var burada biz. Şimdi hiç huzurumuz, huzursuzluğumuz yok değil mi? Şimdi stadyumdaki adamda huzur var mı? Yok. 1-0 var biz. Aman maçı böyle kurtarsak bari. Aman, aman 5 dakika kaldı. Aman, aman, aman. Son dakika bir gol yiyor. Adam bakıyorsun, sekte-i kalpten gidiyor. Melekler götürüyorlar. Ya Rabbi getirdik. Nereden? Maçtan. Nereye koyacaksın bu alayı? Bizim öyle bir şeyimiz yok. Böyle bir handikapımız yok. Geldik Allah'a şükür. Gülerek gideceğiz gülerek. Bir şey de öğrenerek. Değil mi? Bir şey de öğreniyoruz giderken. İşte bak nasıl belki hatıp gibi onun nuru şarttan garbı tuttu. Kimin nuru? Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Ve nısf-ı arz, arzın yarısı ve humsu beşer, beşerin beşte birisi onun hediye-i hidayetini kabul edip hırzı can etti. Canı gibi onu sakladı, imanını. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallah'ı bütün meratibiyle beraber kabul etmiyor. Yedinci reşa, işte bak şu cezire-i vasiada, şu geniş Arap yarımadasında vahşi ve adetlerine mutaassıf ve inatçı Araplar, çok inatçı. Muhtelif akvamı, muhtelif kavimleri, ne çabuk adat ve ahlak-ı seyyi vahşiyanelerini defaten kal ve ref ederek onların o kötü adetlerini kaldırarak bütün ahlak hasene ile teçhiz edip bütün aleme muallim ve medeni ümeme, medeni milletlere üstad eyledi. 10 dakika geliyor bir bedevi, peygamberimize iman ediyor. Sen git diyor Kisra'ya diyor, benim peygamberliğimi anlat. Al bu nameyi götür Kisra'ya oku diyor. 10 dakika. 10 dakika bedevi Resulullah Efendimiz'in huzurunda iman ediyor. Bütün
kimyası değişiyor bir anda. Değişiyor, Allah değiştiriyor. Öyle bir, ona iksir-i nurani vermiş. Ötekine al bunu diyor, Neccaşi'ye götür. Al bunu Kayser'e götür diyor. Benim peygamberliğimi onlara söyle, imana gelsinler. Atlıyatına ve Allah gidiyor. Ayna gibi. Medeni. Kabiliyetine göre o şey yapıyor. Aksediyor. Aksediyor. Meziyetler ayna. Ayna oluyor. Ayna. Nasıl insan aynaya bakınca kendi sureti aynada oluyor ya. Onun gibi Resulullah'ın sureti şey, sohbetinde bulunan asap bir 10 dakika bile olsa aynanın kabiliyetine göre ondaki o şeyler ona aksediyor. O nuraniyet ona geçiyor. Aksiyon işte bilgi, ilim. Ondan sonra gidip başka bir kavme üstad oluyor. Oluyor. Ha nasıl olur? Allah olur. 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 Nasıl olmaz? Olur. Allah yaparsa olmaz. Maddeye vermiş öyle hususiyet. Aynaya vermiş işte. Ayna oldu gibi alın gidip adamı şeyini. Onun işte şeyi, yani ışık var ya nur. Nur. Onun mahiyeti nur olduğunda nasıl ışık yok, ışık var, ışık yokken aynaya baksan bir şey olur mu? Bir şey göremezsin. Karanlık. İşte ışık, onun mahiyeti nur olduğunda o ona şey yapıyor. Aksedin. O aynı da temessül ediyor işte. Aynı onun kabiliyetine göre. Bak değil zahiri bir tasavvur. Zahiri bir tasavvuf zorlamak veya despotluk yapmak haşa. Belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. Mahbub-u kulüp, kalplerin sevgilisi, muallimi ukul, akılların muallimi, mürebbi nüfus, nefislerin terbiyecisi, sultan-ı ervah oldu. Ruhların sultanı oldu. Kim? Söyleseniz ya. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Söyleyin kardeşim ya Allah aşkına. Adam orada bağırıyor hep beraber. Oynattırıyor adamları. Hep beraber. Hep beraber söyleyin ya. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ha şöyle. Kafamız da yer etsin. Çünkü anlatıyorsa adam diyor acaba ne anlatıyor. Kafa başka yerde. Ben kaç defa bizim dersimize geldi birisi İzmir'de. İşte Risale-i Nur bu kitaplar yazılmış, Risale-i Nur şöyledir, Risale-i Nur böyledir. Dinliyor adam bir gün, bana diyor abi bu Risale-i Nur efendi ne zaman gelecek? Onu görmek nasip olacak mı? Bak adam hala bekliyor bir Risale-i Nur efendi gelecek. Risale-i Nur efendi ahirete gitmiş. Bu kitap, kitabı yazan Said Nursi. Kitabın adı Risale-i Nur. Ama adam intikal edemiyor yani. İntikal başka, konuşmak başka. Geçenlerde bir abimiz anlatmış üstadın hayatından. Bir saat ders yapmış bizim Said Özdemir. Sonra da anlatmış. İşte demiş üstadın demiş kabrinin yıktılar, mermerlerini dağıttılar, kırdılar falan. Kabrini nasıl kırdılar anlatmış sonunda. Oradan birisi yeni gelmiş. Demiş sonradan birine gördün mü ya demiş hoca da söyledi. Hakikaten bu mermerler çok yanlış bir şey. Mezarlara mermer yapıyorlar. Kırmak lazım bunları hakikaten. Onu anlamış bak. Bir saat dinlemiş. Onu anlamış adam. Kim bilir aklı nerede? Babamın malı hiç bir yola hesaplamışlar. Karasının babasını mermerden yapmasın. Ben sağ ol yapmasın. Bir tane daha okuyayım da bitirelim. Sekizinci reşa. Burası da çok enteresan kardeşler. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti. Küçük bir adetmiş sigara. İçenler içsin devam. Küçük bir adetmiş. Biz içmiyoruz. Yani zannetme ya Nurcular sigara içiyorum ben gideyim ayıp olur mu falan için kardeşim. İçki içmeyin de sigara için. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti. Küçük bir adeti. Küçük bir adetmiş yani. Küçük bir kavimde, küçük bir toplulukta, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Hakim büyük olacak, kavim de küçük olacak, bir köy gibi bir şey. Hakim devamlı dolaşacak, evleri gelecek, koklayacak, bakacak, ağzını koklayacak, sigara içip yok efendim içmedik falan. Bütün millet her gün koklayacak, adamlarını çıkaracak. Ancak daimi kaldırabilir. Bir adam yatağın altında içecek Allah. İçer ya. Memleket değiştiririz içeriz. Memleket değiştiririz içeriz.
Ne işersin? Seni al. Sizin gibi ihlasları tebrik ederiz. Arnavut dediğim böyle olur. Bilirsin ki tabii ihlaslı diyor. İhlaslı bir çiçek. Doğruyu mezardan söyleyeceksin. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti küçük bir kavimde büyük bir hakim büyük bir himmetle, çalışmakla ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak bu zat kim? Büyük ve çok adetleri hem inatçı, mutaassıp büyük kavimlerden Arapla çok inatçıdır ya bildiğin zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle az bir zamanda ref edip kaldırıp yerlerine öyle secayayı âliyeyi ki yüksek karakterleri, huyları, yüksek ahlakı ki dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit ediliyor. Ya, çocuğunu diri diri gömüyor adam Hazreti Ömer. Nasıl bir Ömer oluyor sonra? Bunun gibi sahabe-i kiramın öyleleri varmış kardeşler anlatıyorlar. Adam mesela zengin çocuğu değil mi böyle? Arkadaşlarından karşıdan gariban geliyor. Mehmet devirebilir miyim bunu? Der ki ya falan bak nasıl deviriyorum bak. Okla beni adam atıyor beni karşıdan. Tak! Kafasına adamı öldürüyor. Böyle adamlardan sahabe olanlar var. Sahabe olmuş sonra. İşte indi. Hazreti Hamza'yı öldürüyor. Ciğerlerinden de şarap içiyor. Sonra da Müslüman oluyor. Sahabe oluyor. İşte vahşi. Böyle. Allah mı ya? Hidayet ediyor, affediyor. Onun için biz de şimdi böyle o gözden bakacağız insanlara. Adam düzelebilir, tövbe edebilir. Şey anlatacağız yani, kim olursa olsun anlatacağız. Ya. Yani insanın vefat edinceye kadar tövbe hakkı var. Tövbe hakkı var, Cenab-ı Allah'ım şey yapıyor. Müsaade ediyor. İşte vaz ve tespit ediliyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onu bize tanıtıyorlar. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere Ceziretül Arab'ı, şu Arap Yarımadası'nı gözlerine sokuyoruz. Buyurun. Arap alemi meydanı. Haydi yüzer feylesofu alsınlar oraya gitsinler. Pedagogları, sosyologları, psikologları alsınlar gitsinler Arap alemine. 100 sene çalışsınlar o zatın o zamana nispeten 1 senede yaptığını 1/100'ün acaba yapabilirler mi? Ama asla. Çünkü Allah'ın Resulü şöyle bir bakıyor, adam böyle fet oluyor. Bir gün Resulullah Efendimiz böyle oturuyormuş bir anda, Gavres isminde birisi geliyor, Gavres. Demişler git, böyle bir sıcak anda böyle Hazreti Muhammed'i böyle otururken aniden arkadan vur. Gavres. O da çok cesur bir kafirmiş yani. Geliyor, tam geliyor, tam vuracak kılıç elinden düşüyor. Tam kılıcı çekmiş. Seni kim kurtaracak benden şimdi Muhammed demiş. Peygamberimiz Allah demiş. Deyince Allah kılıç düşüyor elinden. Resulullah Efendimiz Allah demiş. Şimdi seni kim kurtaracak? Şimdi seni kim kurtaracak diyor. O da eman diyor. Affetme diyor. Resulullah Efendimiz affediyor. Sonra gidiyor kavmine. Ne oldu diyor. Ben şimdi dünyadaki insanların en iyisinin yanından geliyorum. Dünyadaki insanların en iyisinin yanından geliyorum. Bitti. Bitirdi onu. İslah etti Allah'ımız diyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقول الذين كفروا لست مرسلا
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكافي أهل إيمان وأهل إسلام روحيتن آمين وبريا أزاكدن ويكندن تشرف أدن جماعة مسلمين geçmişler روح شريفلريتن آمين وخاصة أستاذ سعيد نرسي بديع الزمان Han Hazretlerinin ruhu şerifleri için, Amin. Hayırların fethi için, Amin. Şerlerin defi için, Amin. Allah rızası için, Amin. El-Fatiha.